ila 3 haftalık bir aradan sonra Gen Z'nin sezon finaliyle, evet doğru duydunuz, alkış alalım. Alkış, hadi alkış, 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 alkış. Sezon finaliyle şu anda karşınızdayım. Tüm videolarımın altına sezon finali olmasın yazdınız. Ama bu bir son olmayabilir. Yani tamamen size bağlı bir şey. Eğer ilk sezonun izlenmeleri güzel giderse bir ya da iki ay aradan sonra tabii ki yeni sezon gelecek ki şu ana kadar gayet iyi gitti. Lafı çok fazla uzatmadan direkt bölüme geçeceğiz. Ama önce tabii ki beni şuradan Instagram'dan takip ederseniz çok sevinirim. Ayrıca sezon finaline özel en az 100 bin like istiyorum. Evet doğru duydunuz, yanlış duymadınız. Çünkü zaten daha önce Gen Z'nin 100 bine ulaşan bölümleri oldu sezon finaline özel. Bu bölümü de çok rahat bir şekilde 100 bin yapabileceğimizi düşünüyorum. Nerf'imle birlikte geçiyoruz bölümü, hazır mısınız? 3 2 1 geç! Günaydın gençler. Gençler. Niye kimse yok bu sınıfta? Ben mi yanlış sınıfa girdim? Ama ya burası? Bir dakika. Gençler, burada mısınız? Bir insan. Ne kadar komiksiniz değil mi küçük bücürler? Şimdi ben de size bir komiklik yapayım o zaman. Bu ders her birinizi yok yazıyorum. Ya hocam şaka yaptı. Hocam ama ben tüm ödevlerinizi yapmıştım. Ben uyuyayım o zaman. Ay sonunda ders bitti ya. Açıl sen de be zekalı. Oreo mu? Suda yaz, ben de alabilir miyim? Ben de alayım, alayım, alayım. Yavaş alın ya. Suda yaz, ben de istiyorum. Aa, orada kuş var. Ah, nerede? Emin misin ya? Yok burada bir şey. Bak orada, orada. Yanda mı? Nerede ya? Ben göremiyorum. Orada bak. Görüyor musunuz? Tutun şurada, hemen orada. Gitmiş canım ya. Al hadi. Teşekkür ederim canım ya. Oraya çok severim. Ay çok güzel görünüyor. Bu ne ya? Güzel mi tadı? Ay gidiyorum ben. Sudenoz ne yaptın? Ya ne yaptın sen gerizekalı? İşte bir insan şakası böyle yapılır. Ama sen bunu ödeyeceksin. Ay sen mi ödeteceksin? Güldürme beni. Ödeme demişken Berkcan sana olan borcunu ödeyecekmiş. Seni yanına çağırıyor. Berkcan mı? Lan ne? Ama ödeyemem. Tamam Sudenaz ya. Gel gel. Allah Allah. Berkcan! Nereye borcunu? Şimdi seni bir zortlatayım da gör. Şakası yapmıştım. Ne şakası? Gerizekalı ya. Gerizekalı bu çocuk ya. Neyse. Ne? Bela! Sudenaz leş gibi kokutun resmen. Oğlum osurmadı lan, sıçtı. Ya ben bir şey yapmadım gerizekalılar. Doktor bana hassas popo raporu verdi. Ben osuramıyorum bile. Lan ona ses, babam bile daha az ses çıkarıyor. Osurağa gülenin osuru kadar aklı yoktur Berra. Bir insan öyle yapılmaz işte, böyle yapılır. Göstereceğim ben sana bir insanı. Sinirden saçım kabardı. Ben tuvalete gidiyorum. Biliyorsunuz normalde iyi bir insanım. Ama madem bugün bir insan, Bekir Sıddık'tan intikam alma zamanım.
Bekir Sıddık, sakız ister misin? Yok ya, ben almayayım, sağ ol. Ne demek istemiyorum? İsteyeceksin, al. Niye alıyorum ya? Ya barışma hediyesi olarak kabul et. Cidden mi? Ben bir daha konuşmayı sanmıştım. Barışacaksa kalırım. Bu kadar ayran gönüllü olursan böyle çarparlar adamı. Çak! La 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 la. Ne kadar güzelim ya. Ben daha güzelim. Biri bir şey mi dedi? Neyse, saçım bozulmuş. Allah'ın belası Berra. Aa, burada saç kurutma makinesi mi vardı? Yani zengin okulunda yaşayınca tabii ki olacak. Fakir yerde değiliz ki. Şu saçıma bir fön çekeyim bari. Sende bana ait olan bir şey var. Onu almaya geldim. Sırlar şakalarda gizli. Herkes buraya baksın. O geri döndü. Kim döndü? Buse Fabrikova. Buse Fabrikova mı? Yani Buse Fabrikova mı? Bizi açık açık tehdit ediyor. Ne yazıyor? Sende bana ait bir şey var. Onu almaya geldim. Sırlar şakalarda gizli demiş. İyi de sırlar şakalarda gizli ne demek? Bir dakika, senin üstün beyaz mı oldu? Saçım bozuldu diye fön çekecektim. Üstüme un geldi. Hala çıkmıyor. O zaman sırlar şakalarda diyorsa ve sana şaka yapıldıktan sonra notu orada bulduysan gerçekten de sırlar şakalarda gizli demek. Ne yani, şimdi tüm tuzakları üzerimize mi çekeceğiz? Onu mahvedeceğim. Duvara bakın. Yerler yapışkandır mı? O yazının birkaç saniye öncesine kadar orada olmadığına yemin edebilirim. Lan bu ne? Şakaları üzerimize biz değil ama sanırım Bekir Sıddık çekti. Ayakkabıların da mahvoldu. Üzüldüm diyemem ama. Bir dakika. Ne yazıyor? Ne yazıyor? A koridorunun sonu diyor. Arkadaşlar, bizi ayağına çağırıyorsa onun illaki bir planı vardır demektir. Ayağına gitmemiz ne kadar doğru? Eğer geleceği varsa göreceği de var. Gidiyoruz. Bugüne kadar iyi arkadaş olmamış olabiliriz. Ama bugün hepimizin birbirine kenetlenmesi lazım. Buse'ye gününü göstermeye var mısınız? Ben varım. Tamam, Sude Naz'ı her ne kadar sevmiyor olsam da Buse'den ekstra nefret ediyorum. O yüzden ben de varım. Eğer başımıza bir şey gelecek gibi olursa en baştan söyleyeyim, ben uyurum. Ama tamam, sizinleyim, merak etmeyin. Ben de varım. Gidelim. Arkadaşlar bakın. Berra, işe yaramaz Sıddık, Sümük Naz, Mine Akbaba, Bozayı Berkcan. 1 Nisan şakalarımı nasıl buldunuz? 2 koridor ileri B kapısı. Bittin sen! Kapı açık, gelin. Arkadaşıma ne yaptınız? Of oldu. Kıyama. Hoş geldiniz Sümük Naz ve ekibi. Biz de bu anı bekliyorduk. Tanıştırayım. Bu benim abim. Sizde bana ait olan bir şey var. Ve onu almaya geldik. O zaman bakın Sümük Naz'da size ait olan ne var? Ver şu kolyeyi bana. Önce doğum günümü mahvettin. Sonra bana aptal 1 Nisan şakaları yaptın. Şimdi de senin yüzünden Berra yerde yatıyor. Eğer bu kolyeyi benden istiyorsanız gelince alın. Beni nerfle mi korkutacaksın? Sence bu sıradan bir nerf mi küçük kız? Arkadaşlarımdan uzak durun. Yoksa sizi doğduğunuza pişman ederim.
Lan dur dur dur. Bana bir şey yapma. Ben şimdi bayılırım zaten. Ya Berkcan, daha şimdiden 3 kişi kaldık. Sude Naz, şimdi ne yapacağız? Mine, Bekir Sıddık, 3 deyince sandalyeleri getirin. 1, 2, İzleyin ve görün. Hadi beni yanıma al. Sude Naz. Lütfen çıbağa. Kapan. Mucit dedeme bak sen be. Hadi, hadi lütfen çıbağa. Açıl. Oldu. Artık bu savaşın kazananı biziz. 1 deyince. Ben hazırım. Yapabiliriz. 3, 2, 1. Küçük aşıklar. Yeter! Mine! Yazık oldu. Ah küçük kız, ne kadar dokunaklı. Arkadaşlarının hepsi yerde ve sen tek başınasın. Sude Naz. Başarabilirsin.